Tanrı'nın varlığı ve doğası hakkındaki fikirler, dinler, felsefi sistemlerle bireyler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Bazı dinlerde, Tanrı'nın insanlara kendini gösterdiği veya iletişim kurduğu inancı yaygındır. Örneğin, İslam, Hristiyanlık ve Musevilik gibi semavi dinlerde, Tanrı'nın peygamberler aracılığıyla iletişim kurduğu ve kendini insanlara bildirdiği öğretilir. Ancak, bazı felsefi bakış açılarına göre, Tanrı'nın varlığını ve doğasını anlamak için doğrudan gözlemlenebilir veya fiziksel olarak algılanabilir olması gerekmez. Bazı teist felsefe ve teoloji alanlarında, Tanrı'nın varlığı ve nitelikleri, mantık, doğa yasaları ve evrenin düzeni gibi dolaylı kanıtlar veya sezgiye dayalı deneyimlerle anlaşılabilir olduğu öne sürülür. Dolayısıyla, Tanrı'nın varlığı ve doğası hakkındaki görüşler, inanç sistemlerine, felsefi perspektiflere ve bireylerin kişisel deneyimlerine bağlı olarak değişir. Tanrı'yı anlamak için bazıları doğrudan deneyimler veya gözlemler önemliyken, diğerleri için sezgi, mantık ve felsefi düşünce daha belirleyici olabilir. Kutsal kitaplarda Tanrı'nın neden görünmediğine dair çeşitli ifadeler bulunur. Mesela Kur'an'a göre En'am 103'te, "Gözler onu göremez, fakat o gözleri görür. O yarattıklarının ihtiyacını bütün incelikleriyle bilip karşılayan ve her şeyden haberdar olandır" ayetiyle Tanrı'nın görülemez olduğu vurgulanır. İncil Yuhanna 1:18'de ise Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı denilerek benzer bir mesaj verilir. Bu ifadeler Tanrı'nın neden direkt kendini göstermediğine dair ipuçları sunarken tasavvur edilemez bir varlık olduğunu söyler. Ayetler, Tanrı'nın görünmemesinin temel nedenini, onun insan algısının ötesinde manevi bir varlık olması durumuna bağlar. İnsanın sınırlı duyuları ve kapasitesiyle Tanrı'yı tam olarak anlamanın imkansızlığını belirtirken, bize diğer kulları gibi inanıp dua etmemizin iyi olacağını önerir. Gene de ben, Tanrı açıkça ortaya çıksa, dünyadaki birçok sorun çözülebilir diye düşünüyorum. Tabii ki benim bunu iddia etmem bir bakış açısı ve üstelik de yetersiz. Belki de bu yüzden biraz daha Tanrı-insan ilişkisine odaklanmamız gerekiyor olabilir. Peygamberler gönderilmesinin pek etkili olmadığı mevcut duruma bakıldığında anlaşılabiliyor. Her dinde ortak kabul edilen peygamberler bile farklı şeyler söylüyor. İncil'de İsa başka, Kur'an'daki İsa başka şekilde Tanrı'yı tanıtıyor. Tevrat'taki İbrahim ile Kur'an'daki İbrahim de oldukça farklı. Hatta bir dinde kral olan Süleyman, İslamiyet'te peygamber olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka gariplik ise, eski Ahit'teki Tanrı, Musa'yı çağırıp konuşabiliyor. Daha da ileri giderek, öldüğünde cenazesini kaldırabiliyor. Tesniye 34:5-7'de ve Rabbin söylediği gibi, Rabbin kulu Musa orada Moab'da öldü. Onu Moab'da, Beit Por'un karşısındaki vadiye gömdü şeklinde pasuklar vardır. Öte yandan, Tanrı'nın doğrudan görünmemesi ile ilgili bazı argümanlar sunulur. Örneğin, eğer Tanrı doğrudan görünseydi, varlığı konusunda hiçbir şüphe olmaz, inanç yerini kesin bilgiye bırakırdı. Ya da Tanrı'nın doğrudan müdahalesi, insanın özgür iradesiyle çelişir ve seçim yapma yeteneklerini kısıtlayabilir. Oysa inanç temelli bir ilişki, seçim özgürlüğü sunar diye görüşler öne sürülür. Bir de doğal süreçler konusu var. Tanrısal bir müdahale dünyevi olayların doğal akışını bozarak sorunlara yol açabilir. Mesela hastalıklar veya doğal afetler tamamen yok olur ve Tanrı'nın sebeplerini ortadan kaldırır. Örneğin, kimsenin kanserden ölmemesi ölüm sebeplerinden birinin eksilmesi demektir. Bazı teologlar ise, eğer Tanrı her istek ve arzumuza göre hareket etseydi, bu dünyanın bir imtihan yeri olma özelliğini ortadan kaldırır der ve Tanrı'nın gizemli tarafı, ona olan iman ve bağlılığı güçlendirir. Eğer her şey açıkça bilinseydi, imanın değeri azalabilirdi diye görüş belirtir. Buna benzer argümanlar, Tanrı'nın neden doğrudan görünmediği konusunda bizlere bazı ipuçları sunar. Buraya dek olanlar için bir yorum yapalım. Kutsal kitaplarda Tanrı'nın görünmemesi ile çelişen ifadeler bulunmaktadır. Örneğin,
Bazı ayetlerde Tanrı'nın kendisini göstermek istediği açıkça belirtilmektedir. Beni tanımanız için sizi yarattım anlamına gelen birçok pasaj vardır. Kur'an'da Acluni 132'de, bilinmeyen gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, bilineyim diye halkı yarattım şeklinde ayet vardır. Bu ifadeler Tanrı'nın varlığını ve kudretini insanlara göstermek istediğini açıkça belirtmektedir. Oysa Tanrı'nın neden görünmediğine dair iddialar bu ayetlerle çelişki içerisindedir. Müdahale etmiyor, çünkü sebep-sonuç ilişkisi bozuluyor. Örneğin hastalıklar ortadan kalkarsa ölümler azalıyor. Ama tüm bunlar zaten bilimin gelişmesi ile azalmıyor mu? Örneğin 300 yıl önce hastalık yüzünden Azrail daha çok can alıyordu. Bu savunma Tanrı için yeterli olmayabilir. Bazıları Tanrı'nın doğrudan görünmesinin insanların özgür iradesini kısıtlayacağını iddia eder. Ancak bu iddia da sorunludur. Mutlak doğru ve tek olan Tanrı'nın yalnızca biricik olması gerektiğini biliyoruz. Ama birçok dinde birçok Tanrı tanımı var. Bu yüzden değil mi, her Tanrı'nın inanan kitlesi farklı sayılarda, üstelik farklı Tanrılarla oluşuyor. Ama kendini göstermeme ısrarı devam ederse, inananlar nasıl doğru olan Tanrı'yı tanıyacak ve iman edecek? İnanç ve seçim meselesi de nedenlerden biri olarak öne sürülür. Eğer Tanrı herkese açıkça görünseydi, ona inanmak ya da inanmamak bir seçim olmaktan çıkardı. Ama o zaman da şu soruları tartışırız. Acaba Tanrı bizim inanıp inanmamamızla çok ilgilenmiyor mu? Değinmek isteyen Tanrı'nın işleri bu kadar zora sokması ne kadar anlamsız ve çelişkilidir. Öte yandan bize cehennemi seçme özgürlüğünü vermesi ve inanmayan da olsun ki onları cehenneme sokayım ısrarını bir Tanrı'ya hiç yakıştıramıyorum. Doğrusu bu konuda bazı tereddütlere sahibim. Hem bilinmek isteyecek hem de kendini bu kadar zor ve anlaşılmaz duruma sokacak. Şu da olabilir, görünecek Tanrı'nın kimin Tanrısı olacağı oldukça fazlaca karışıklığa yol açabilir. Tevrat'taki Tanrı mı, İncil'deki mi yoksa Kur'an'daki mi? Belki de bu yüzden böyle bir seçim yapıyor. Kim bilebilir ki? Her şeyi bilen Tanrı da bu konuda bize pek yardımcı olmuyor. Tanrı'nın varlığına veya özelliklerine ilişkin farklı inançlar ve felsefi görüşler bulunmaktadır. Bu nedenle Tanrı kusurlu bir varlık yaratır mı sorusunun yanıtı, kişinin inançlarına, dünya görüşüne ve felsefi perspektifine göre değişebilir. Bazı dinlerde Tanrı kusursuz ve mükemmel olarak kabul edilir, bu nedenle Tanrı'nın kusurlu bir şey yaratması düşünülemez. Ancak diğer inançlarda Tanrı'nın doğası ve eylemleri üzerine farklı savunmalar bulunabilir. Örneğin, bazı teolojik görüşlerde Tanrı'nın insanlara özgür irade verdiği ve bu iradenin sonucunda insanların kendi kusurlarını yarattığı düşünülür. Felsefi açıdan bakıldığında ise Tanrı'nın kusurlu bir varlık yaratması genellikle teodis olarak adlandırılan kötülüğün varlığı ile Tanrı'nın iyiliği ve gücü arasındaki çelişkiyi açıklamaya çalışan sorunları gündeme getirir. Bu alanda farklı argümanlar ve tartışmalar bulunmaktadır. Yalnızca bu kafa karışıklığı bile Tanrı'nın ne kadar çok ve farklı biçimde algılandığını gösterir. Öte yandan bu Tanrı'nın sorunu olmalıydı ve Tanrı bu kadar çok soruna neden olan bir duruma izin vermemeliydi. Örneğin birden çok ve yalnızca benim dinim doğru diyen Tanrı kavramlarını insanlar tanımamalıydı. Bu milyonlarca masum insanın sırf başka bir dine mensup ülkede doğduğu için cehenneme girmesi demektir. Kutsal kitaplara göre insan mükemmel bir varlık olarak yaratılmıştır. Örneğin Tevrat Yaratılış 1:27'de Tanrı insanı kendi suretinde yarattı denir. İncil'de Vaiz 7:29'da ise Rab Tanrı'nın elleriyle yapılmış olan insanoğlu çok iyidir ifadesi geçer. Kur'an'da yer alan Tin Suresi 4. ayette ise benzer şekilde insanın Allah tarafından mükemmel bir biçimde yaratıldığı vurgulanır ve andolsun biz insanı en güzel biçimde yarattık der. Sıklıkla ilahi kitapların insanı kusursuz ve mükemmel olarak tanımladığını görmekteyiz. İnsan Tanrı'nın suretinde yaratılmış olup onun eseri olan elinin izlerini taşımaktadır. İnsanın sınırlı anlayışı argümanına göre
Tanrı'nın yolları ve düşünceleri insan kapasitesini aşan bir niteliktedir. İnsan, Tanrı'nın eylemlerinde gördüğü çelişkilerin aslında kendi kısıtlı bakış açısından kaynaklandığını kabul etmelidir. Tanrı'nın mutlak hikmet ve adaleti insan aklının erişemeyeceği bir seviyededir. Kutsal kitaplar, insanı hem mükemmel hem de sınırlı olarak tanımlamaktadır. Bir yandan insanın Tanrı tarafından kusursuz yaratıldığı iddia edilirken, diğer yandan insanın Tanrı'yı tam olarak kavrayamayacağı, çünkü kapasitesinin yetersiz olduğu söylenmektedir. Teologlar, insanın aslında mükemmel olduğunu ama günah yüzünden düştüğünü savunur. Günah ve anlama yeteneği farklıdır. Bu durumda onu anlarken herhangi bir zorluk yaşamamalıyız. Günahkar olsak bile onu anlamalıydık. Mevcut durum ise anlamadığımız gerçeğidir. Eğer insan gerçekten mükemmelse, o zaman Tanrı'yı kavrayabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. İnsan sınırlıysa ve Tanrı'yı anlayamıyorsa, o zaman mükemmel olarak yaratılmamış demektir. İkisi birden olamaz, ya mükemmeliz ya da sınırlı. Ve biz şunu da sorarız, neden mükemmel bir Tanrı kusurlu ve sınırlı bir canlı yaratıyor? İnanmamız için peygamberler, yolundan çıktığımızda afetler, tufanlar yollayan Tanrı bu kadar hassas ise, iman etmemiz ve onu anlamamız için bundan fazlasını yapmalıydı. Bu çelişki, Tanrı'nın kendini oluşturan kavramlar ile ilgili diğer sorunları da oluşturur. Tanrı mükemmel biz kusurlu isek, bu da Tanrı'nın kusurlu olduğunu gösterir. Kusursuz varlık kusurlu bir yaşam yaratamaz. Biz mükemmel değilsek, Tanrı da mükemmel değildir. Biz mükemmel isek, Tanrı'yı anlamalı ve bu kadar çelişki yaşamamalıydık. Oysa mevcut çelişkilerin varlığı, bizim mükemmel Tanrı'nın ise kusurlu olduğunu gösterir. Tanrı ise, kusurlu bir özellikle, zaten Tanrı olamaz.